Bugün bu anayasa elimde olacak, devletimin tapusunu. Hüdapara ve Hüdapara sesini çıkarmayanlara, başta iktidar olmak üzere, iktidar mensupları. İş Hüdapara gelince bizimkiler süt dökmüş kediye dönüyor. İnanılmaz bir şey. Hadi AK Parti'yi bir tarafa bırakalım. MHP niye sesini çıkarmıyor? Milliyetçi bir parti. Anayasanın değiştirmez maddelerinden bahsediyor Hüdapar. Bu hükümeti, bu iktidarı destekleyen. Elimde olacak bugün saat 11'e kadar. Nesrin Naz, bu ülkede genel başkanlık yapmış bir kadın, bir entelektüel. Diyor ki sevgili İsmail, ahmağı anlatır gibi dedi ya, bu ifadeyi muhalif biri söyleseydi başına neler gelirdi, neler yaşardı. Halkı kin ve düşmana sevk etmek olmaz mıydı suçlama? Bu bir muhalif siyasetçi olsaydı, mesela Ekrem İmamoğlu, kendisine söylenen bu kelimeyle ilgili yanıtı verdi diye başına neler geldi? Siyaseten yasaklı hale getirmeye çalışıyorlar diyor. Nesrin Naz, bakın çok doğru. Ama iş Hüdapar'a gelince gerçekten de süt dökmüş kediye benziyor birileri. Çok ilginç bir şey. Gazeteleri okumaya devam edelim. Yönetmenimden rica ediyorum. Narin haberlerine geçiyoruz şimdi. Önce şu manşete dikkati çekeceğim. Bakın biraz sonra Oğuz Demir hocamla da konuşacağım. Eğer biz bugün ekonomik olarak zorluk yaşıyorsak, hayat pahalı ise, Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyor ise, bunun belli başlı sebepleri var. Bir, kötü yönetim, hatalı tercihler. İşte ben iktisatçıyım diyenlerin bizi karşı karşıya bıraktıkları durum, ödediğimiz fatura. Tabii milyonlarca mülteci için ödediğimiz bedel de buna dahil. Bakın, tekrar ediyorum. Özellikle AK Partili izleyenlerime de hatırlatalım onu. Eğer biz bugün hayat sıkıntısı yaşıyorsak, geçim zorluğu yaşıyorsak, bunda hatalı ekonomi yönetim ve politikaların tercihlerinin etkisi var. Ben iktisatçıyım diyenlerin hatalı söylemleri ve uygulamaları var. Merkez Bankası başkanlarının, mesela Naci Ağbal'ın, ekonomi yönetiminin, mesela Lütfü Elvan'ın görevden alınarak bizi dünyada olmayan bir iktisat kuralıyla, teoremiyle karşı karşıya bırakanların bedeli var. Başka? Mültecilere ödediğimiz bedeller var. O nedenle biz fakiriz şimdi. Bunlar hepsi birer parametre, birer etken. Bir de sistem bozuk arkadaşlar, sistem. Bakın koca Koç Holding'in elinden ihalede Kalamış Yat Marinası'nı daha önce aldılar, iptal edilmişti. Fakat şimdi Cumhuriyet'ten neler öğreniyoruz? Parça parça ödeyecekler. Bu mu hazır? Ders o. Harika. Bir okuyayım önce. Bunu Alican Polat takip etmiş efendim. Bence sistem sorgulaması bakımından önemli. Önemli. Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı resmi gazetede yayımlandı. Tekrarlanan ihalede 40 yıllık işletme hakkını alan iş insanı Vahit Karaaslan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 505 milyon doları taksit taksit ödeyeceğini açıkladı. Burayı bir kere daha ifade ediyorum. Bakın, Koç grubunun elinden aldılar. Önce kazandılar, iptal edildi filan. Yani iktidar Koç'un almasını istemedi. Benim anladığım bu. Eğer böyle değilse açıklasınlar bize. Tekrarlanan ihalede 40 yıllık işletme hakkını alan iş insanı Vahit Karaaslan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na 505 milyon doları taksit taksit ödeyeceğini söyledi. Projede AVM ve otel olup olmayacağını sorduğumuz Karaaslan, onayı biz de dün gece öğrendik. Onay gelmeden herhangi bir çalışma yapmadık yanıtını verdi. Karaaslan, Kadıköy Parkı'nı kapsayıp kapsamadığı çok soruluyor. Özelleştirme alanı dışına çıkılmayacak ifadelerini kullandı diyor efendim. Çok çarpıcı aslında bu haber. Bu bugün karşı karşıya kaldığımız meseleleri de gözler önüne seriyor. Mesela ben hatta bugün bir bakayım ona. Hani daha evvel sormuşlardı. Ya diyor, ben diyor denizden menizden anlamam, yattan anlamam diyor. Ben diyor yatırım fırsatı gördüm burada diyor. Arkadaşlarıma söyleyeyim, editörüme Ezgi, rica etsem bu kişi ne kadar vergi ödemiş mesela? Geçen sene, ondan önceki sene, son 5 yıllık bana onu bir bugün öğleden sonra bir bulun da bir çalışayım üzerine. Hatta kendisini de bir arayıp bir konuşalım bakalım. Hazır mı arkadaşlar? Kalamış'a gidelim. Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Kalamış Yat Limanı'nda içinde yer aldığı özelleştirme ihaleleri onaylandı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Fenerbahçe semtinde bulunan yat limanı, bölgede halkın yürüyüş yaptığı, denizle buluştuğu uğrak noktalardan biriydi. Özelleştirme ihalesine çıkarılan liman için en yüksek teklifi iş adamı Vahit Karaaslan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da satışı onayladı. Böylece Vahit Karaaslan 40 yıl boyunca yat limanının işletme hakkını elde etti. Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi de Kadıköy'ün önceki belediye başkanı Şerdil Dara Odabaşı tepki gösterdi. Bu durumun İstanbul'un denizle bağını zayıflatacağını belirten Odabaşı, kamuya ait kıymetli bir bölge ticari çıkarlar uğruna feda ediliyor dedi. İhaleye çıkarılan tek nokta Kalamış Yat Limanı değildi. Ankara'nın en gözde emlak bölgelerinden biri olan Akköprü'deki Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait iki arsanın bütün olarak satışı yapıldı. Toplam 65.421 metrekare arsanın 7 milyar 500 milyon lirayla en yüksek teklifi son dönemde Ankara'da yoğun konut inşaatı yapan Gamadora Devre onaylandı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Aydın Didim'de de biri Sümer Holding'e ait 3 arsanın satışına onay veren Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.